2020 yılına damgasını vuran COVID-19 pandemisiyle alışkanlıklar alt üst oldu. Normaller yeniden tanımlanmak durumunda kaldı ve pek çok şey belki de geri dönülmez şekilde değişim geçirdi. Kimileri bu sürecin sonunda bizi yepyeni bir dünyanın beklediğini iddia ederken, kimileri her şeyin pandeminin bitmesiyle eski haline döneceğini savuna dursun. Tarihteki pek çok salgına bakarak şunu söyleyebiliriz ki, küresel salgınlar toplumların sosyal, ekonomik, kültürel, demografik unsurlarında kalıcı etkiler bırakmış ve büyük ölçekli değişimlere neden olmuştur. Ancak tarihsel süreçte insanoğlunun belleğinde belki de en ağır hasar bırakan 14. yüzyılda özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgınıydı. Bölgeyi sonsuza dek değiştirecek olan bu salgın, dönemin en önemli figürlerinden Boccaccio'nun da kalemine yansımakta gecikmez. 1348'de yazmaya başladığı düz yazının ilk örneklerinden olan Decameron, Floransa şehrindeki vebadan kaçıp kırsala sığınmak amacıyla yola çıkan 10 kişilik kafilenin 10 gün boyunca birbirlerine anlattıkları, Orta Çağ'ın bütün renkliliği, karmaşıklığı, yozlaşısı ve çarpıklığını barındıran öykülerden oluşur. Ancak bu videoda bize çağın tanımı olarak vebayı kendi gözlemleriyle anlatmaya çalıştığı girizgah bölümüne odaklanacağız. Gelin Boccaccio'nun gözünden bir salgın anatomisini inceleyelim. İster semavi varlıkların üzerimizdeki etkisinden ötürü olsun, isterse Tanrı'nın haklı öfkesi tarafından korkunç eylemlerimiz karşısında ıslah olalım diye biz fanilerin üstüne salınmış olsun. Sebebi her neyse, bu hastalık birkaç yıl önce doğu tarafında başladı. Bir yıncana kıya kıya, durdurak bilmeden bir yerden diğerine sıçradı ve korkunç bir biçimde batıya doğru yayıldı. Ne bu iş için atanmış çok sayıda görevlinin kenti çerçöpten arındırması, hastaların kente girişinin yasaklanması, sağlığı korumaya yönelik düzenlemeler yapılması ne de sofuların düzenli topluluklar halinde ya da daha başka suretlerde Tanrı'ya tevazu dolu yakarışları. Onun karşısında fani aklın bilgisi de sezgisi de işe yaramadı ve yukarıda bahsi geçen sene ilkbaharın başına doğru korkunç etkilerini birdenbire olağanüstü bir biçimde göstermeye başladı. Aslında dünya tarihinde 3 büyük veba salgını var. Bunlardan ilki Justinian vebası olarak da anılan, Bizans İmparatorluğu'nun büyük imparatorunun ismiyle anılan salgın. Bu salgınla ilgili bildiklerimiz çok az. Justinian'ın tarihçisi Prokopius'un Bizans'ın Tarihi adlı kitabından elde ettiğimiz bilgiler var. Ama asıl bilgiler ikinci büyük salgın dediğimiz Kara Ölüm ismiyle de anılan 1348 yılında Avrupa'da etkisini göstermeye başlayan salgın. Bu salgın nasıl başlıyor? Bir kere bütün salgınlar doğudan başlıyor. Yani Çin'den başlıyor. 1320 yılında Çin'in doğusunda aslında bir veba ile ilgili bir hareketlilik var. Vebayı düşündüren hastalık bulguları ortaya çıkıyor. Ve bunlar tabii bazıları henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte veba salgının iki yolla Avrupa'ya yayıldığı düşünülüyor. Bunlardan ilki aslında Moğolların savaşlar yoluyla doğudan batıya doğru hareketiyle birlikte başlıyor. İkincisi de çok büyük ihtimalle ticaret yoluyla ilerliyor. Yani insan hareketleriyle çok paralel iki ana kol var ve bu iki ana kol biri Mısır üzerinden biri ise önce Cenevizlilerin Keffe'deki gemiler yoluyla salgını alması yani İstanbul üzerinden Sicilya'ya, İtalya'ya yayılmasından başlıyor. Burada ilginç olan bir anekdot var. 1347 yılında daha salgın Avrupa'ya gelmeden önce ilginç bir şey oluyor. Moğolların ünlü hükümdarı Cani Bey ordusuyla birlikte gelip bugün Keffe dediğimiz Karadeniz'in doğusunda yer alan bir şehre geldiğinde Cenevizlilerle karşılaşıyor ve Cenevizliler kalenin surlarının diğer tarafında yer alıyorlar ve surları geçemiyor Moğol hükümdarı, Moğol askerleri ve bu süreç uzadıkça askerler arasında ölümler başlıyor. Ve bu ölümlerin çok büyük ihtimalle vebaya bağlı olduğunu şimdi anlıyoruz. Ve ilk defa tarihte biyoterörizm eylemi olarak anılan olay ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Ölen askerler mancınık sistemiyle surların diğer tarafına atılıyor ve aslında enfekte olan, veba olduğunu düşündüğümüz bu enfekte olan kişilerin ölüleri, cesetlerinden Cenevizlilere veba salgını yayılıyor. Cenevizliler içerisinde de hastalık görülmeye başlıyor ve Cenevizliler gemilerine binerek terk ediyorlar o bölgeyi ve Karadeniz'den önce İstanbul'a geçiyorlar. Tabii bu sefer veba İstanbul'da görülmeye başlıyor. Bu gemi gittiği her yeri enfekte ediyor. En son Sicilya, İtalya'ya vardıktan sonra
salgın Avrupa'ya girmiş oluyor. Sadece 1-1,5 yıllık bir süre içerisinde 1349'a geldiğimizde Avrupa kıtasının neredeyse tamamının veba olduğunu görüyoruz. 1,5-2 yıllık sürede çok büyük bir popülasyon etkilenmiş oluyor. Doğuda birinin burnundan kan gelmesi kesin olarak öleceğine dair açık bir işaretti. Ama bizde öyle olmadı. Hastalığın başında hem erkeklerin hem de kadınların kasıklarında ya da koltuk altlarında bazıları aşağı yukarı bir elma, bazıları da yumurta büyüklüğünde şişlikler belirirdi. Bu şişliklerden kimileri biraz daha iri olurdu, kimileri ise daha küçük kalırdı ve halk dilinde bunlara hıyarcık denirdi. Vücudun bu iki bölgesinde ortaya çıkan, ölümcül olan malum hıyarcıklar kısa zaman içinde vücudun rastgele yerlerinde çıkıp büyümeye başlardı. Ardından hastalığın seyri değişmeye, kolda, bacakta ya da vücudun herhangi bir yerinde kimileri iri ve seyrek, kimileri ise küçük ve yan yana siyah ya da mor renkli lekeler görülmeye başlardı. Hıyarcıklar ilk zamanlar kapıdaki ölümün şaşmaz habercisiydi. Hala da öyleler. Bu lekeler de vücudunda beliren kişi için aynı nitelikteydiler. Veba farelerin üzerindeki pirelerden insanlara geçiyor. Pireler insanlarda ısırdıkları yerde veba bakterisini insana bulaştırıyor. Bakteri lenf bezlerinde çoğalmaya başlıyor ve lenf bezleri içerisinde kanamalar, büyüme, kanama ve iltihabi akıntılar başlıyor. Bu dışarıdan bakıldığında kanlı, simsiyah bir görüntüye yol açıyor. Daha çok koltuk altı ve kasık bölgesinde pirelerin ısırıkları olduğu için o bölgelerde bu tip ilginç lezyonlar ortaya çıkıyor ve görüntüsü de siyah olduğu için bu veba salgınına bu bulguya ithafen kara ölüm ismi veriliyor. Neden ölüm? Çünkü hastaların neredeyse %70-80'i, bazı sihirlere 90'ı bu hastalığı kaptıktan sonra hayatını kaybediyor. Yani kara bir yandan lezyonu tarif ederken bir yanda da olumsuz sonuçlanan ölümü ifade ediyor diyebilirim. Hani kuru ve yağlı maddeleri ateşe iyice yaklaştırınca alev alır ya, bu vebanın şiddetini doruklara taşıyan da birebir temas halinde hastalığa yakalanmış olandan sağlıklıya aynı öyle bulaşıvermesiydi işte. Hatta iş bu kadarla da kalmıyordu. Hastalarla konuşmanın, temasta bulunmanın sağlıklı kişi için ölüme davetiye çıkarması bir yana, hastaların giydiği kıyafetlere, daha önce dokunduğu, kullandığı eşyalara el sürmekle bile hastalığın bulaştığı görülüyordu. Öncelikle iki tip veba var. Bunlardan bir tanesi bubonik dediğimiz veya hıyarcıklı veba, pirelerle geçen. Burada temel geçiş yolu aslında enfekte olan pirelerin insanlara temas etmesi, insanı ısırmasıyla oluyor. Veya enfekte olan materyaller, yani kişinin enfekte olan kıyafetleri, kullandığı malzemelerden bir başka kişiye bakteri geçerek de bulaşabiliyor. Yani pirelerle geçebiliyor veya enfekte materyallerle doğrudan temas sonrası bütünlüğü bozulmuş deriden geçiyor. Diğer veba tipi ise pnömonik veba dediğimiz akciğer vebası. Akciğer vebası daha gürültülü seyreden bir hastalık. Burada da solunum yoluyla bakterinin kişiden kişiye geçtiğini biliyoruz. Hekimlerin tavsiyesi ilaçların etkisi sonuç vermemiş, bu illetin tedavisinde hiçbir işe yaramamış görünüyordu. Ya hastalığın doğası buna imkan vermiyordu ya da şifacıların cehaleti. Çünkü kadın olsun erkek olsun tıp alanında herhangi bir eğitim görmemiş şifacıların sayısı ilim irfan sahibi olanlarınkini geçip korkunç boyutlara ulaşmıştı. Ama hastalığa neyin neden olduğundan bir haberdiler. Haliyle doğru tedavi uygulamaktan da acizdiler. Bu yüzden hastaların pek azı iyileşiyordu ve kimileri daha uzun, kimileri daha kısa yaşasa da hemen hemen hepsi yukarıda bahsedilen belirtilerin ortaya çıkışının 3. gününde hiç ateşlenmeden ya da başka bir rahatsızlık geçirmeden ölüyordu. Öncelikle salgına neyin yol açtığı bilinmiyordu. Bu çok çok önemli bir durum. Çünkü ne bakteriler biliniyor ne mikroorganizmanın ne olduğu biliniyor. Öyle bir dönemde bir hastalık var ve bunun nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz.
O zamanlar miyasma teorisi vardı. Hastalıkların hava yoluyla bulaştığı düşünülüyordu. Vebanın da bu şekilde bulaştığı düşünülüyordu. Bu yüzden kişilerin hastalıktan korunmak için ne yapması gerektiği konusunda çok net bir bilgi bulunmuyordu. Ama örneğin hastalıkların havadan bulaştığı düşüncesiyle banyo yapmak sanki hastalığa daha çabuk bulaşmak anlamına geldiği için bazı dönemlerde banyo yapmama önerisi vardı. Çünkü banyo yapmak gözeneklerin açılmasına ve miyasma teorisine göre bu hastalıkların daha kolay bulaşmasına yol açıyor iddiası vardı. Ama bunun böyle olmadığı görüldü. Bir başka yol, bu hasta olan kişilerin elbiseleri ve eşyaları yakılıyordu. Ki bugünkü bilgilerimize baktığımızda aslında bu enfekte olan materyallerden kurtulmak için mantıklı bir yol gibi görünüyor. Zaman geçtikçe tabii bilgiler arttı ve gözlemler de arttı. Bulaşma yollarına dair farklı veriler ortaya çıktı. Mesela salgının en çok yayıldığı yol ticaret yoluydu ve gemilerdi. Gemilerden salgının bulaşması nedeniyle örneğin ilk defa 1377 yılında bugünkü Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrindeki limanda gemiler limana yanaşmadan önce 30 gün boyunca açık denizde bekletiliyordu ki buna Trentena ismi verildi. Daha sonra bu Trentena'nın da yetmediği, 30 günün yetmediği anlaşıldı ve Venedikliler bunu 40 güne çıkardı ki bu da 40 güne atfen karantina ismini aldı. Bugünkü karantina kelimesi aslında 40 günlük izolasyonu anlatıyor bize. Bugüne geçmişten vebadan gelen bir terim olarak kullanıyoruz. Bu önemli bir yöntemdi çünkü gemi beklediği sürede gemide eğer ölümler ortaya çıkarsa o geminin limana yanaşması engelleniyordu. İkinci büyük veba salgını olan kara ölüm bittikten sonra bu sefer üçüncü veba salgını başladı. Üçüncü veba salgını başladığında 1800'lerin ikinci yarısındayız. Bu da yine Çin'de başladı ve bunun devamında ilginç bir şey oldu. İlk defa bu hastalığa yol açan bakteri 1894 yılında Hong Kong'da Pasteur adına çalışan Alexander Yersin tarafından tanımlandı. Buna bir bakteri yol açıyordu. Mikroorganizmalar artık biliniyordu. Ve bu keşiften çok kısa bir süre sonra 1898 yılında da Simond hastalığın insanlara fare üzerindeki pirelerden geçtiğini kafes deneyiyle ortaya koydu. Böylece hastalığın pirelerden geçtiği anlaşılmış oldu. Bu yüzden önlemler de değişti. Örneğin pirelerle mücadele daha öne çıktı. Hatta İngiltere'de 1900 ile 1920 arasında sokaktan fareler toplanır, petrole konur, petrol içeren sıvılara konur. Böylece pirelerden arındırılmaya çalışılırdı. Simond ismi ilginç bir isim. Çünkü kafes deneyini bulan bu önemli kişi 1911-1912 yılında o zaman Osmanlı'ya bağlı olan Bakteriyoloji Hane-i Şahane'nin de müdürlüğünü yaptı. Ya umutları ya yoksullukları yüzünden evlerinde, mahallelerinde kısılıp kalan aşağı tabakanın ve muhtemelen orta tabakadan olan büyük çoğunluğun hali ise çok daha içler acısıydı. Çünkü her gün binlercesi hasta düşüyordu ve neredeyse istinasız hepsi yardım alamadan, bakım yüzü göremeden ölüyordu. Çoğu gündüzleri ya da geceleri sokak ortasında can veriyordu. Pek çokları ise evinde ölüyordu fakat anca çürüyen cesetlerinden gelen kötü kokular komşulara ulaşınca öldükleri anlaşılıyordu ve etraf onların, sağda solda ölenlerin cesetleriyle doluydu. Komşular merhamı besledikleri sevgiden ve bir o kadar da kokuşan cesetlerden kendilerine hastalık bulaşmasından korktuklarından genellikle hep aynı yola başvuruyorlar, ölenlerin cesetlerini ya kendi başlarına ya da bulabildikleri takdirde hamalların yardımıyla evlerinden çıkartıp kapılarının önüne bırakıyorlardı. Böylece bir hasta sabahları oradan gelip geçenler sayısız cesetle karşılaşıyorlardı. Salgın hem bakterinin ölümcül olması hem de çok uzun sürmesi nedeniyle dünya nüfusunu çok büyük oranda etkilemiştir. Örneğin Avrupa'da bazı ülkelerde ülke nüfusunun %30-40 azaldığı, günlük olgu sayısının bazı şehirlerde günde 10.000, 15.000, 20.000'lere ulaştığı, ölümlerden sokaklara hiç kimsenin giremediği gibi oldukça dramatik sahneler gözümüzün önünde canlanıyor. K
kendi içinde küçük bir kenti andıran kaleleri bir kenara bırakalım. Bırak köylerdeki, kırsaldaki zavallı, yoksul ırgatlarla aileleri, hekimlerin desteğinden, hizmetçilerin yardımından yoksun halde, gece gündüz demeden, yol kenarlarında, tarlalarında, evlerinde, insandan ziyade tıpkı hayvanlar gibi can veriyorlardı. Böylece onlar da tıpkı kenttekiler gibi kendi adetlerini umursamaz, gibi barkı, işi gücü boşta olmuşlardı. Hatta her yeni doğan günle birlikte ölümün kapılarını çalmasını beklediklerinden, hayvanlarla, toprakla harcadıkları onca emekle, gelecek mahsulle ilgilenmek yerine hazırda bulabildikleri ne varsa ellerinden geldiğince tüketmeye bakıyorlardı. Bu yüzden başıboş kalan öküzler, eşekler, koyunlar, keçiler, domuzlar, tavuklar ve insanlara son derece sadık olan köpekler, toplanmamış ekinlerin kuruyup kaldığı, kendi haline terk edilmiş tarlalarda kafalarını estiği gibi dolaşıyorlar. Gün boyu güzel güzel otladıktan sonra pek çoğu sanki kendi aklı varmış gibi başlarında çoban olmadan tok karınla evlerine dönüyorlardı. Salgınla birlikte çok sayıda işçi de kaybedildi. İşçi ölümleriyle birlikte artık feodaller işçi bulmakta zorlanıyordu ve işçilerin ücretleri arttı. İşçi ücretlerinin artması işçilerin hayat standartını arttırdı. Bilinçlenmelerine ve daha eğitimli olmalarına yol açtı. Bu bir orta sınıfın oluşumu demektir. Aslına bakarsanız sadece sosyal alan değil, ekonomik alan, tıp ve eğitim alanındaki birçok değişiklikle birlikte orta sınıfın oluşması, bilinç düzeyinin artması, eğitim seviyesinin artması sonuçta Rönesans'ın ortaya çıkmasına çok büyük ihtimalle etki etmiş gibi görünüyor. Nice nice olaylar, hayatta kalanların aklına çeşit çeşit korkular, karabasanlar salıyor ve neredeyse herkesi hastalardan yahut eşyalarından sakınıp uzak durmak gibi son derece acımasız bir yola itiyordu. Çünkü böyle yapmakla herkesin kendi çapında sağlığını koruyabileceğine inanılıyordu. İçlerinden bazıları ölçülü bir yaşam sürerek, her türlü aşırılıktan kaçınarak böylesi bir musibete büyük oranda karşı konulabileceğini düşünüyor, kendi topluluklarını oluşturup diğer insanlardan ayrı yaşıyor ve içinde tek bir hastanın bile bulunmadığı, daha rahat edebilecekleri evlerde toplanıp inzivaya çekiliyorlardı. Burada her türlü israftan kaçınarak lezzetli yiyecekleri, seçkin şarapları azar azar tüketerek birbirleri dışında kimseyle konuşmadan, dışarıdan gelebilecek hastalık ya da ölüm haberlerini duymak bile istemeden, çalıp söyleyerek, ellerinden geldiğince eğlenceler türeterek günlerini geçiriyorlardı. Veba salgınının en büyük etkisi tabii ki sosyal hayat üzerine olmuştur ama sosyal hayatın her alanına etki etmiştir. Düşünün, Covid-19 pandemisi 2 yılda hayatımızı ne kadar etkiledi? Bu salgınların her biri 200-250 yıl boyunca çok büyük bir coğrafyada etkili olmuş ve bütün hayatı baştan sona etkilemiştir. Her bir alana ayrı ayrı etkileri oldu. Din üzerine, sağlık üzerine, bilim üzerine, eğitim üzerine, ekonomi üzerine farklı farklı birçok etkisi olmuştur. Ama salgının özellikle yeni başladığı ve hızla hastalığa yol açtığı dönemlerde bir kere tecrit çok öne çıkmıştır. İnsanlar çok büyük bir kaos içerisinde evlerden çıkamamak, tamamen izole kalmak, sürekli yakınlarını kaybetmek, bunun verdiği acı ve korkuyla yaşamak gibi birçok psikolojik yönden etkili, olumsuz etkilen durumla karşılaşmıştır. İnsan, toplum içerisindeki ilişkiler bozulmuştur. İnsanların birbirine güveni kaybolmuştur. Bazı evlerde eğer bir vebadan kayıp varsa kişiler bu cesetleri, bu yakınlarının bedenlerini saklamaya çalışmışlardır. Çünkü vebanın var olması demek o kişinin tecrit edilmesi, o kişinin o bölgeden gönderilmesi, hatta öldürülmesi anlamına bile gelir. Örneğin birinci veba salgınında salgının nedeninin Yahudiler olduğu düşünülmüş ve Yahudiler yakalandığı her yerde katledilmeye çalışılmış. Bu tip inançlar sosyal hayatı, korkuyu, kaygıyı çok arttırdığı için oldukça önemli etkilere yol açmıştır. Salgının dini etkileri de çok önemli olmuştur. Örneğin kilise bunun Tanrı'nın bir cezası olduğunu söylemiştir. Ama toplum nazarında bakıldığında rahiplerin de hayatını kaybetmesi, din insanlarının da ölmesi nedeniyle kilisenin itibarı azalmıştır. Tanrı eğer topluma bir mesaj gönderiyorsa din adamlarını neden öldürüyor sorusu gündeme gelmiştir ve dini otorite zayıflamıştır. Salgının tıp alanında da önemli etkileri oldu. Öncelikle
hekimler çare olamadığı için hekime güven azaldı ve o zaman berberler dediğimiz biraz cerrah da rolü üstlenen kişilerin önemi arttı. Veba doktorluğu diye bir kavram ortaya çıktı. Veba doktorları aslında hasta olan kişilerin evlerine giderek onlara şifa dağıtmaya çalışan doktorlar. Bu doktorların önemi arttı ama bunlar da çare olamadığı için insanlar çareyi tıp dışı alanlarda bulmaya başladı. Yine önemli gelişmelerden biri ölüm sayısı artınca otopsiler arttı ve böylece anatomide önemli gelişmeler oldu. İnsan vücudu daha iyi tanınmaya başlandı. Eğitimle ilgili de önemli değişimler oldu. Örneğin insanlar artık çok uzak üniversitelere gidemez oldular. Çünkü tecrit onların önündeki en önemli engeldi. Bu nedenle yerel üniversiteler arttı. Yerel üniversitelerin artması bir yandan işçi sınıfının da standartların artmasıyla eğitimli popülasyonun artmasına yol açtı. Tıp alanındaki değişimler yani anatomideki gelişmeler, eğitim alanında özellikle yerel üniversitelerin artışıyla birlikte toplumdaki bilinçlenme, eğitime erişimin kolaylaşması, ekonomik alanda da işçi sınıfının yükselmesi, standartların artmasıyla toplumlar genel olarak bilinçlenmeye başladılar. Hatta bir iddiaya göre bu gelişmelerin tamamı Rönesans'ın ortaya çıkmasında çok büyük bir etki yaratmıştır deniyor. Özetle veba salgını çok sayıda kayıpla birlikte çok sayıda gelişmeye de aracılık ederek dünya tarihini tümden değiştirecek gelişmelere sahne olmuştur. Ah bir zamanlar hizmetçilerle, beylerle, hanımlarla dolup taşan nice büyük saraylar, nice güzel evler, göz alıcı konaklar bomboş kalmıştı. En toy uşak da dahil olmak üzere kimseler yoktu artık içlerinde. Hatırlamaya değer nice soylu aileler, uçsuz bucaksız servetler, dillere destan zenginlikler, mirasçısız kalmıştı. Başkalarını geçtim, bizzat Galen'in, Hipokrat'ın, Asklepios'un son derece sağlıklı diye nitelendireceği nice yiğit adamlar, güzel kadınlar, sevimli gençler, sabah kahvaltısını aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla ederken, aynı günün akşamında, öteki dünyada atalarıyla birlikte yemişlerdi akşam yemeği.